Aylin? Evde durumlar nasıl? Değişen bir şey yok müdürüm. Elif babasını özlüyor. Ben de işte yanında olmaya çalışıyorum. Hmm. Şimdi kim bakıyor? Sağ olsun Hatice ablanın yanında şu an. Hakan da var tabii. Yardım ediyor. Yani arkadaşlık görevi. Biz de buradayız kızım. Yani ne gerekirse. Biliyorum. Sağ ol. Biliyorum. Herkes işinin başına. Efendim? Aylin merhaba. Merhaba. Asuman ben. Serdar'ın halasıyım. Aa! Memnun oldum. Ayrıca başımız sağ olsun. Sağ ol. Şu an İzmir'deyim. Yarın İstanbul'a geleceğim. Görüşebilir miyiz? Tabii tabii. Ama ben genelde mesaide oluyorum. Siz emniyete gelebilir misiniz? Olur. Gelmeden önce ararım. Peki, tamam. Görüşmek üzere. Ayşegül, nerede Sevim Hanım? Hocam, hocam çok çok özür dilerim. Ne oldu? Mahcubum hocam. Sevim Hanım değilmiş. Nasıl yani? Alo? Anneannem hastalandı. Acilen çıktılar. Benim arabamı istediler. Anneannem Sevim Yılmaz. Doktorunu ara, Yağız Hoca'yı ara dediler. Tamam, haber verin. Anneannem çok kötü, ne olur. Tamam. Numara bu hocam. Artık çocuk şaka mı yapmak istedi, ne yaptı ben anlamadım. Dur bakalım anlarız şimdi. Hı hı. Alo. Alo. Aylin Hanım, siz misiniz? Evet. Yağız ben. Aa, Yağız? Bir şey mi oldu? Nasıl alamazsınız lan adamı? Polis bizden önce davrandı başkan, ne yapalım? Bu kötü oldu. Biliyorsun değil mi Şahmuz? Ama sana asıl başka haberim var. Mevlüt'ü alan polis kim biliyor musun? Mehmet. Mehmet? Mehmet bozuk mu? Aynen. Kendi ayağıyla ölüme eriyor desene. Baba. Müdürüm. Heh. Gel Mehmet, otur. Bu kimyasal taşıyan araçla ilgili soruşturmada ilerleme kat ettik. Aracın sahibini ve kardeşini aldık. Birazdan sorguya başlayacağız. Tam üstüne geldi desene. Neyin üstüne geldi müdürüm? Ramon'un İstanbul'da olduğuna dair bir istihbarat geldi. O... çok pardon, pardon. Ama o adamın sonu benim elimden olacak. Sakin oğlum, sakin. İstihbarata göre burada bir hücre evi kurmuş. Bu ne demek? Elbette ayağımıza dolanacak. Biz de bunu sabırla bekleyeceğiz. Sen de dikkatli olacaksın Mehmet. Baba, benim pek fazla sabrım kalmadı. Çok sürmez. Peşine düşeriz, merak etme sen. Tamam mı? Efe, bir açıklaman var mı oğlum? Yok. Canım istedi, yaptım. Nereye? Otur şuraya, konuşacaklarımız bitmedi. Demek öyle ha? Canın istedi. Koskoca hastaneyi elinde oynattın. Oğlum, orada doktorlar, hemşireler insanlar için uğraşıyorlar. Sen de arayıp dalga mı geçiyorsun? Küçük bir şaka yaptım ya. Amma abarttınız ha. Bak hala şaka diyor. Oğlum böyle şaka mı olur? Ama yok, suç sende değil. Rıza'da. Dedenden bulduğun yüzü şımardıkça şımarıyorsun. Zeyno, odandan çıkma demedim mi sana? Anne ben ne yaptım ya?
Zeyno, odana çabuk yürü. Hadi. Ya ben de ne kadar safım ya. Oğlum diyorum, beni korumak için yapıyor. Bazen kızıyorum ama niyetini biliyorum diyorum. Beyefendi şaka peşinde, haylazlık peşinde. Efe, bak artık sana bu son uyarım. Son. Duydun mu beni? Bağırma bana. Bak hala ne diyor ya. Hadi hemen odana çabuk. Hadi. Bundan sonra tabletten oyun da yok. Sen akıllanmayacaksın başka türlü. Ha, abi, bunu görmek istersin diye düşündüm. Ne bu? Mevlüt'le ilgili. Kızını bölücü terör örgütü kaçırmış, militan olarak yetiştirmek için. Sen de savcılığa şikayette bulunmuşsun. Evet. Şikayet ettim. Aracından da kimyasal çıktı Mevlüt. Bu nasıl iş? Mecburdum. Kızın üstünden sana çengel attılar değil mi? Bak, başın büyük dertte. Senin aracındaki kimyasallar örgütle bağlantılı çıktı. Diyorum ya, mecburdum. Neye mecburdun, anlatsana. Sana bu işi kim yaptırdı? Ramon. Benim örgütle bir işim yok. Mecburdum, yaptım. Tek söyleyeceğim bu. Mevlüt, bak bana bir isim ver. Yoksa senin masum olduğuna inanmam. Ben biliyorum masum olduğumu. Bazı şeyleri neden yaptım çok iyi biliyorum. Söyle o zaman. Örgütle bir işim yok. Mecburdum, yaptım. Lan oğlum, papağan gibi tekrarlama lan. Tek söyleyeceğim şey bu. Yani sabaha kadar da sorsanız aynı şeyi tekrarlayacağım. Ne yaptınız? Baba çok zorladık ama konuşmuyor. Konuşmaz. Kızı onların elinde. Yani onun korkusuyla hiçbir şey söylemez. Peki kardeşi? Sorduk ama hiçbir şey bilmiyor. Olayla ilgisi yok. Bence Mevlüt'ü serbest bırakalım baba. Yani nezarette tutarsak hiçbir işimize yaramaz. Yani takip ediyorsun ha? Evet baba. 24 saat gözetimimiz altında olsun. Örgüt yine ulaşmaya çalışacak. Haklısın. Bu plan işe yarayabilir. Serbest bırakın çocuklar, hadi. Tamam baba.